Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi o yüzden hesaba çeker ve neticede dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye gücü yetendir. Bakara Suresi 284. ayet. Bu manadaki ayet nazil olunca bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek dizleri üzerine çöküp şöyle dediler: Ey Allah'ın Resulü! Biz namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılınmıştık. Oysa şimdi sana gönlümüze gelen ve kalbimizden geçen şeylerden de hesaba çekileceğimize dair bu ayet nazil oldu. Buna güç yetiremiyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Bilakis siz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi mağfiret eyle, bizi bağışla. Nihayet dönüş sadece sanadır deyiniz. Sahabiler bu sözleri okuyup dilleri de ona güzelce alışınca Allah Teala peşinden şu ayeti indirdi: Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine inandılar. Peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayız dediler. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş de ancak sanadır dediler. Ashab inen ayetin gereğini yapıp bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala daha önceki ayetin hükmünü neshetti, şu ayeti indirdi: Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme. Allah Teala evet buyurdu. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Allah Teala evet buyurdu. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize taşıtma. Bizi bağışla, kusurlarımızı yok say, bize acı. Sen Mevlamızsın. O kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi 286. ayeti kerime. Allah Teala buna da evet buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah Teala İslam ümmetine şeriatı hafifletmiş ancak güçlerinin yeteceği kadar yük yüklemiştir. 2. İnsan gücünün yettiği amelleri işleyip Allah'tan mağfiret ve bağışlanma dileğinde bulunmalıdır. Hemen isyan havasına girmemelidir. 3. Allah Teala insanlara kendisine nasıl dua edeceklerini ve Allah'tan nasıl isteyeceklerini öğretmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu şekilde dualar yapabilmeyi nasip eylesin. Amin.